Bu sayede COVID-19 pandemisi döneminde çok güçlü dediğimiz ekonomiler küçülürken biz büyüyerek diğer ülkelerden farklı noktaya geldik. Savaşların ve çatışmaların yoğun olduğu bir coğrafyada üstelik 100 yılın felaketi diye adlandırdığımız Kahramanmaraş depremlerine rağmen geçtiğimiz yıl %5,1 oranında büyümeyi başardık. Bununla birlikte istihdam yaratan büyüme için gerekli tüm adımları atmaya da devam ediyoruz. İstihdamda biliyorsunuz rekor üstüne rekor kırıyoruz. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız son verilere göre 32.712.000 kişi ile tarihi zirvesini yakalamış bulunuyor. İşsizlik oranımız da son 15 aydır tekni hanelerde. İşkur aracılığıyla işe yerleşen vatandaşlarımızın sayısı bu yıl 1 milyonu geçmiş durumda. Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bakarsak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdam teşvikini uzattık. Asgari ücret desteğini bildiğiniz gibi 500 liradan 700 liraya çıkardık. Sizlerden gelen dönüşler doğrultusunda aktif iş gücü programlarımızı sürekli dönüştürüyoruz. Nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Kısa çalışma uygulamalarımızın etkinliğini artırdık. Ve burada sayamayacağım birçok çalışmayı hayata geçirdik. Biliyorsunuz orta vadeli planda 2024 yılı sonu işsizlik oranı hedefimiz %9,3 ve bu hedefimizi yakalamak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Siz kıymetli işverenlerimizden gelen talepler üzerine başlattığımız bir çalışmayı da nihayete erdirdiğimizin müjdesini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Bugün hayata geçireceğimiz aday havuz sistemimiz ile artık işverenlerimiz İşkur'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebileceklerdir. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız. Ayrıca bu tarihten itibaren her yıl kıymetli katılımcılar engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bu yıl ana hedefimiz otizmli bireylerimizin iş gücüne katılımı ve istihdamını artırmak olacaktır. Otizmli bireylerimizi iş yerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceğiz. Otizmli bireylerimizi istihdama katmayı hedefleyen projelerinizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Dolayısıyla güçlü bir ekonomi ve sosyal adaletin sağlandığı daha müreffeh bir toplum için sektörlerin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne ve eğitimine ihtiyacımız vardır. Ancak bu şekilde değişim yönetebilir ve inşallah daha müreffeh bir toplum kurabiliriz. Bu nedenle iş gücü piyasasını geliştirmek adına yürüttüğümüz aktif ve pasif iş gücü programlarımız yeni istihdam alanları açmaya yönelik proje ve programlarımız beşeri yatırımlarımıza sağladığı katkı bakımından önemli bir yere sahiptir. Zamanın ruhunu yakalamak, lider ülke Türkiye olmayı sürdürmek için yeşil ve dijital dönüşümü dikkate alarak bugün ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü ile geleceğin mesleklerini şimdiden planlıyoruz. İş gücü potansiyelimizi bilhassa gençlerimizi sadece bugünün şartlarına göre değil, geleceğin ulusal ve küresel şartlarına göre düşünerek, tasarlayarak sürekli gelişen ve büyüyen bir Türkiye hayaliyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için 7'den 70'e her bir vatandaşımızın katkısını gerekli görüyor, kadın istihdamında yeni fırsatların oluşturulması, yeni iş alanlarının açılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Nitelikli iş gücü yetiştirme programı NİYET ile kayıtlı kadın istihdamı, iş pozitif programı, iş birliği protokolümüzün de böyle bir çabanın ürünüdür. Bugün imzaladığımız protokolle birlikte İşkur ile TOB'un güçlü iş birliği ile
işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. Niye pire işverenlerimize çalışan sayısının %50'sine kadar kontenjan sağlam kullanmalarını sağlayacağız? 160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar teorik ve pratik bilgileri bir arada alacakları ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri inşallah hemen uygulama fırsatı bulacaklardır. Böylece işverenler aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacaktır. Bu adımın özellikle küresel çapta rekabet içinde olan işverenlerimize büyük bir fayda sağlayacağına inanıyorum. Program kapsamında işverenlerimiz katılımcıların en az %60'ını eğitim süresinin en az 2 katı kadar süreyle istihdam edeceklerdir. Böylece katılımcıların edindikleri becerileri doğrudan iş hayatına aktarabilmelerini ve işverenlerin nitelikli iş gücü kazanmalarını da temin etmiş olacağız. Bakanlık olarak İşkur aracılığıyla protokol kapsamında yürütülecek mesleki eğitimler için katılımcıların cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, genel sağlık sigortası prim giderlerini de karşılıyoruz. Ayrıca ek ders saat ücretinin 2 katına kadar ödediğimiz eğitici giderini 4 katına da çıkarmış bulunuyoruz. Eğitimlerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için mevzuat kapsamında gerekli tüm mali düzenlemeleri de yapacağız. Ayrıca katılımcılara zorunlu mesleklerde MYK belgesinin verilmesini TOP aracılığıyla sağlayacağız. Eğitimlerin sonunda katılımcıların istihdamını yakından takip ederek bu sürecin sürdürülebilir olmasına da özen göstereceğiz. Bu kapsamda program başvurularının sistem üzerinde alınması için de çalışmalar yürüteceğiz. ODA ve borsalarımız aracılığıyla da ve işverenler tarafından hazırlatılan meslek bazlı eğitim modüllerinin kurum sisteminde takip edilmesi için gerekli tedbirleri de alacağız. Bu sayede sürecin şeffaf, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bugün burada imzaladığımız protokolle kadın istihdamını da ön plana alıyoruz.